Bozan bir havadan merhabalar. Normal koşullarda niyetim bugün bahçe kapısından evin kapısına olan yolu yapmaktı. Oradaki süngerleri falan arabanın bagajına doldurdum bir şehre gittiğimde atmak üzere. Büyük kayalar var şurada göstereyim hatta. Şuradaki büyük kayaları falan ayıkladım tümseyin içerisinden. Normalde niyetim hani o tümseyi nispeten düzleyip ondan sonra oradan bir hafif bir kavisle evin kapısına bir yol yapmak idi. En azından kazmaya başlamak idi. Ama hava sürpriz yaptı. Gerçi sürpriz değil. Meteoroloji bekliyordu. %50 ihtimalle yağmur diyordu bugün için. Kendimi hasta etmemek adına elimden geleni yapıyorum. Bu yüzden bahçeyi şu an için bırakacağım. Oradan çıkardığım taşları şöyle bir kenara koydum. Aslında böyle birkaç yerde daha var bu tarz taşlardan. Ada çayı vardı bir yerden. Ada çayı köklemiştim. Çalmadım. Aldım sadece. Velhasıl şurada yabani kekikler var. O kadar güzel kokuyorlar ki. Niyetim daha sonrasında bir tane tümsek, yani bu tip herb olaraktan, yeşillik olarak değil herb'ün karşılığı ama bir çeşit tümsek yapmak buraya ve o tümsekte de bu tarz bitkileri bulundurmak. Ada çayı, işte kekik, fesleğen ve benzeri şeyleri buraya öbeklemek niyetindeyim sonrası için. Bahçe yolunu şu an için bırakacağım. Başka işler var ama öncesinde bir yeni zıpırlık yapmak istiyorum ben. Her zaman olduğu gibi. Karadağ'ın büyük oranda nergisleri bu çeşit. Sarı büyük nergislerden var Karadağ'da. Ve bilin bakalım, hani en azından ben başka yerde görmedim. Ve bilin bakalım katmerli nergis bir tek kimde var? Ya da nerede var? Ah, o kadar büyük mutluluk ki şunları izlemek. Yaklaşık 2 sene önce ekmiştim bunları buraya bir araya. Hani daha sonra niyetim işte bahçe yolunu yaptığım zaman solar lambalar var. 5 sağına 5 soluna olacak şekilde solar lambaları koyup aynı zamanda işte frezyalar, sümbül, nergis, glayol ve benzeri çiçeklerden sağını solunu doldurmak niyetindeyim. Bugün için erteleyeceğiz onu mecburen. Ama yine hani yapacak işler var. Gardımı düşürmemeye çalışıyorum. Bu yaşadığımız ortamdan, durumlardan dolayı gardımı düşürmemeye çalışıyorum. Kışın normalde hani rüzgar kesmek adına naylon kaplamıştım buraları komple. En azından burası korunaklı bir alan çünkü. En azından naylonları söküp buraları falan bir temizleyip elden geçirebilirim. Buraya sineklik yapmadım çünkü burayı açmayı düşünmüyorum. Arkasında zaten komodin var iç tarafta. Dolayısıyla en azından kirli naylonu kullanmıştım. Kullanmak zorunda kalmıştım. O rüzgarda, kışın soğuğunda bayağı kötüydü. O yüzden en azından onu bir temizleriz diye düşünüyorum şu an için. Bakalım bakalım diyorum tekrardan. Görüşmek üzere.